Öncelikle Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. Oynamış oldukları. Bundan sonraki müsabakalarda başarılarını diliyorum. Yani kırılma anımız 16. dakikadan sonra. Yani maçın değerlendirecek bir şey de yok yani. Hakem arkadaşları çağırıp onlar değerlendirme yaparlarsa memnun olurum yani. Biz de bir öğrenelim yani, bir penaltı nasıl oluyor, nasıl verilmiyor. Aynı pozisyonlar bizde de var. Yani dediğim gibi değerlendirecek bir şeyimiz yok. Hakem arkadaş gelsin değerlendirsin. Sakaryaspor'a da başarılar diliyoruz. Hocam Sivas Belediyespor'da aslında bu sezon çok iyi bir performans sergiliyor. Geçen sezon bu takım ligi 15. sırada bitirmişti. Evet. Bu sezon lider durumda olduğunuz vakitler de oldu. Anda da bu maç öncesine kadar 3. sıradaydınız. Peki bundan sonraki Sivas Belediyespor'un hedefi nedir acaba? Allah, bundan sonra da yönetimimizle konuşacağız. Gerekli takviyeler veya gidecek arkadaşlarla beraber bir değerlendirme yapıp yolumuza devam edeceğiz. Yani geçen seneden dediğimiz gibi bir iki oyuncumuz var. Tamamı yenidir. Belli bir bütçelerinden, kısıtlı imkanlarından belli şeyler yapmaya çalıştık. Renk verdiğimizi de düşünüyorum. Memleketimizi, belediyemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Buraya gelmeden tabii biliyorduk hani ilk yarın final maçıydı bizim için de, Sakarya için de. Tabii böyle bir atmosferde maçı da oynadığımız için gerçekten alışık değiliz tabii ki böyle atmosfere de oynamaya takım olarak ama sezon başından beri parkurumuza baktığın zaman buraya gelip çok daha farklı bir skorla farklı derken hani daha iyi bir oyun diyeyim veya daha iyi bir skorla ayırabilirdik aslında. Biz de hani final maçımızı, ilk yarının final maçını biraz daha değişik geçirebilirdik ama öne de geçtik dediğiniz gibi. Tabii ondan sonra hani Sakarya'nın baskısı geldi. Hani gol yememiz, 2 dakika sonra penaltı. Hani penaltı var mı yok mu bilmiyorum. Hakem %100 diyor da. Tabii artık maç bitti, onu sorgulayacak şeyde değiliz. Böyle maçlarda ikinci yarıda da hani 3'ü üstüne 4'ü yersek geri gelmesi çok zor olacak. Hele ki Sakarya gibi güçlü bir takım, güçlü bir seyircinin önünde zor olacaktı. Ama biz tabii ki çok çalışıp ondan sonra ikinci yarı daha iyi hazırlanıp iyi bir kamp dönemi geçirip ikinci yarı aslında kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz yani. Peki çok teşekkürler. Bundan sonra başarılar. Size de başarılar. İnşallah şampiyonluk yolunda da Allah yardımcınız olsun.